Murat Karayılan, Abdullah Öcalan'ın 2015 Nisan ayına kadar tahliye olacağını... Beklesin şimdi, bir tövbesi var bir şey. Ya, ya kardeşim öyle bir şey yok. Ne 15'te ne 25'te hiçbir şekilde olmaz. Asla yani cinayet, benim Mehmetçiğimi, polisimi biri vurduysa, şehit ettiyse cezası müebbettir. Ya kardeşim normalde asılıyor. İran asıyor. Dince takı basıyor. Biz asmadık, hapsettik. Yatıp kalkıp sevinsinler, şükretsinler. Normal cezası idam. Yeni değişti bizim kanunumuz. Hepsi asılacaktı normalde. Böyle bir şey olmaz. Ya kardeşim o ne demek biliyor musun? Bu Türkiye'nin yıkılması demektir. Türkiye'nin yıkılması Orta Doğu'nun yıkılması demektir. Orta Doğu'nun yıkılması bütün bölgenin yıkılması demektir. Ve kıyametin kopması demektir. Böyle bir şey olmaz. İran canı istediğinde bunları toplayıp kadın kıyafetini oynatıyor ya PKK'lıları. Köpek gibi korkuyorlar İran'dan. Kardeşim Türkiye'nin nezaketli olması bambaşka bir kafa meydana geldi. Bir de yazarların bir kısmı alenen korkuyorlar. Yani böyle zayıf ruhlu, korkak tipler hakikaten. Kibar kibar konuşup bu işten kurtulmaya çalışıyor. Bir de bilim adamı, böyle düşünce adamı ayaklarında PKK ağzıyla konuşuyor. Hem PKK yalakalık yapmaya çalışıyor. Hem PKK'da eğer saldırırsa yarın bir gün hem oradan kurtaracak diyecek ya ben zaten bölünme için gece gündüz uğraştım falan diyecek. Halbuki bayağı korkuyorlar. Acayip korkuyorlar yani. O korkudan dolayı böyle bir usluk kullanıyorlar. Yani bunların bilim adamlığına, yazarlıkla falan alakası yok. Evet. Sadece korkak, çoluğunu çocuğunu düşünüyor, olay çıkmasını istiyor. Ya diyor, toprak istiyorsanız alın, bitsin. Öcalan çıkacak, tamam onu da çıkaralım. Yani hani kapıya dayanmış sarhoşa ne derse evet diyen adam gibi oldular. Ya kardeşim bir yiğit, akılcı ruhla yaklaşın. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı öyle değil. Evet. MHP soğukkanlı, sakin izliyor olayı. Evet. Tayyip Hocam'ı çok ezdiler ve ezmeye kararlılar yani benim gördüğüm. Yanında duran adam sayısı da az. Ama o da maşallah delikanlı çıktı, direniyor. Ama tek başına PKK ile onun baş etmesi çok zor. İyi destek gerekir. MHP sık sık şey yapsın, demeç versin. Sık sık. Yani bölünmeye karşı olduğu, Abdullah Öcalan'ın bırakılmasının mümkün olmadığı, yani imkansız olduğuna dair net açıklamalar yapsın ki Tayyip Hoca'nın da eli güçlensin. O diyor mesela tek devlet, tek bayrak, tek millet. Ama kardeşim bu kolay bir şey değil. Tek başına gece gündüz bir insan bunu diyemez. Desin yani bak bütün Türkiye bunu söylüyor. Ben de aynısını söylüyorum diyecek. Elini kuvvetlendirmek lazım. Yazarlar bir kısmı yağcılık yapıyor PKK'ya. PKK yağcısı oldular. Yani böyle katırla takip ediyorlar Abdullah Öcalan'ı. Yağ küpleriyle. Habire yağ sürerek geziyorlar. Böyle olmaz. Korkudan. Şirin görünmeye çalışıyorlar. Şiddetle tavır göstermek. Yani bunu sözlü olarak sık sık söylemek lazım. Daha yeni söyledik olmaz. Bunlara müsaade edilirse bilinçaltında bazı insanlar işte ya artık zırvalamasınlar, işte verelim kurtulalım diyebilirler yani. Bazı kişiler. Zayıf kişilikte oluyor bazı insanlar. Akledemiyor. Yani daha öyle bir şeyin mevcut belanın bin misli olarak karşısına çıkacağını tahmin etmiyor. Ver kurtul. Ya verip kurtulmuş oluyorsun. Onu akledemiyor. Zaten verip kurtulman diye bir konu olmaz da. Ona asla müsaade etmeyiz. Ama farz edelim öyle bir ahlaksızlık yaptın. Allah vermez. Bela daha yeni başlamış oluyor o zaman. Kapısı yeni açılmış oluyor belanın. Asıl bela ondan sonra geliyor. Bunu anlamıyor bazı vatandaşlar. Bunun anlatılması lazım.
Bak İran'ın füzesinden çok korkuyor. Roket atarlarından çok korkuyor Murat Karayılan. Evet. Genelkurmay Başkanımız daha iyi bilir ama karadan karaya, havadan karaya uzun menzilli, orta menzilli roket üretimi. Yani yüz binlerce, bir tane iki tane değil. Süratle bu çalışmanın yapılması lazım. Yer altında, çelik bölümlerde, yüksek güvenlik içerisinde muhafaza edecek. Allah vermesin, bir durum olduğunda o çelik kapak açılacak, yer altından istediği yere tevcih edilecek. Özellikle karadan karaya. Yani en sağlamı budur. Çünkü havadan havaya falan bunlar da hafif roketler olabilir. Yani o kadar güçlü bir roket olmaz orada. Ama karadan karaya mesela İran'ın çok fazla roketi var. Bak herkes titriyor. Bütün bölge ülkelerini titretiyor roketle. Uçağıyla titretmiyor. Tankıyla topuyla titretmiyor. Roketle titretiyor. Çünkü roket baş edilecek bir şey değil. Türkiye'nin de böyle bir durumu masada var. Tank sayısı hiç önemli değil, ben söyleyeyim. Yani obüs topları, toplar onlar hiç. Yani bir tankın imhası alelade bir mayınla mümkün oluyor. Geçeceği yol adam bir mayın koyuyor, bitiyor. Hatta bir molotof kokteyliyle bile bir tankı etkisiz hale getirmek mümkün oluyor. Adam molotof kokteylini tankın üstüne atıyor. Tank yanmaya başlıyor üstünde. Isı 200 dereceye çıkıyor içeride. İçeridekiler mecburen dışarı çıkıyorlar. Konu bitiyor yani. Ya şu kadar tankımız var, topumuz. Bunlar hiç geçerli değil. Uçak da öyle. Uçağı omuzda taşıdıkları küçük bir roket rahatça düşürüyor. Yani çok değerli bir uçak düşünelim. Çok kaliteli bir uçak. Adam omzuna koyuyor, uçağın gelişini takip ediyor. Düğmeye bir basıyor, uçağı havada vuruyor. Kurtulamıyor uçak. Ama roket böyle değil. Roket çok caydırıcıdır yani. Roketi yakalamak adeta mümkün değil. Özellikle çok olduğunda hiç mümkün değil. Mesela bu PKK için çok yıldırıcı olur. Mesela Kandil'e müteveccih. Türkiye'nin 100 bin adet roketi olsa kara yılan gelir. Başbakan ayağın altını öper. Konu bu. E onlar ne bekliyor? Askerin oraya gitmesini bekliyor. Nizami çatışma bekliyor. Olayına savcı gidiyor zaten. E bunlar da kahpe. Mağaraya saklanıyor. Bilmem ne yapıyor falan. E ondan baş olmaz. Tekniği uyguluyor. E orada karşısında nizami harp tekniği var. Gayri nizami harp daha avantajlı oluyor. Böyle olmaz. Roket çok hayat. Caydırıcı. Yani gitsinler kafalarına roket yağdırsınlar demiyorum. Ama tehdit unsuru olması lazım. Caydırıcı unsur. Roket kapaklarını açarsın. Oraya konuşlandırırsın. Gösterirsin. Boş araziyede birkaç atış yapılır. Sabah dersi mesela 50 bin roketle saldırı başlayacak. Ne diyorsunuz? Çat gelir teslim olur. Bak kara yılan dediği bu işte. İran'ın diyor müthiş bir roket üstünlüğü var. Onlara karşı köpek gibi davranmak gerektiğini söylüyor. İran'a karşı. Diz çökmek gerektiğini söylüyor. Ve sakın onlara çatışmaya girmeyin hepimizi yok eder diyor. PJA da yok eder, PKK'yı da yok eder diyor. Buhar oluruz diyor. E kardeşim Türkiye'nin böyle bir gücü yok mu? Gayet kolay. Makine kimya mükemmel roket üretir. İşte yeni yeni silahlar yapmışlar. Onları yurt dışına satıyorlar. Kardeşim işte ona uğraşacak durumumuz var mı ya? Küçük küçük araçlar çeşitli. Tek bir atışta düşürürler. Tek bir molotof kokteyle düşürürler. Uzaktan küçük bir roketle rahatça imhası mümkün oluyor. Mesela bazoka mermisi falan hepsi yetiyor yani. Evet.
2011'de İran Kandil'e doğru ilerlerken PKK'ya süre veriyorlar. İşte şu kadar süre veriyoruz düzen. Daha sürenin yarısına gelmeden bunlar kaçmış olaydı. Daha yarısına gelmeden. Görüyor musun caydırıcılığı? Tehdidin gücünü görüyor musun? Şimdi Türk ordusu böyle bir şey dese adamlar umursamaz. Ya yani geliyoruz Kandil'e, gelin buyurun bekliyoruz diyorlar adamlar. Çünkü piyade gönderiyorsun karadan. Ya adam da mağarada. Her yere mayın döşüyor. Asker ilerleyemiyor. Ama roket mayın dinlemez. Roket patikadan falan gitmez, havadan gider. Rokete kurşun da işlemez. Onun için Genelkurmay'dan benim ricam, istirham ediyorum, roket üretimine ağırlık versinler. Milli Savunma Bakanı'na da rica ediyorum, Başbakan'a da rica ediyorum. Özellikle Tayyip Hocam'dan ricamız, bu konu bir an önce halledilsin. Yabancı teknoloji de gerekirse kullanılabilir. Bu kadar. Yani müthiş caydırıcı gücü var. İran mesela bir gövde gösterisi yapıyor roketle. Her yer titriyor ya. Üç atış yapıyor, dört atış yapıyor. Düşmanları zangır zangır titriyor. Mesela 5000 metre, 5000 kilometre menzilli ya da 10000 kilometre menzilli roket atıyor. Düştüğü yer cehenneme dönüyor. Vurma imkanı da yok. Adamın eli ayağı boşanıyor yani. Yani İran'ın bu kadar kabadayı olması nedeni roketleridir. Türkiye de yapsın. Zor bir şey değil ki. Geçen sene Adnan Bey, siz biliyorsunuz zaten inşallah, Çin'le bir roket anlaşması imzalanacaktı. En son Çin'le anlaşılmıştı. Yeni bir sistem geliştirmek için. Siz Çin'le olması daha iyi olur diye birkaç kez karşı çıkmıştınız. Bu sene Tayyip Bey açıklama yaptı yeniden. Yeniden bu konu gündeme geldi ve şu anda Fransa'da CENTCOM'la anlaşmaya karar verdiler Çin'le ilgili. Çin dolandırmayacak, Fransa dolandıracak gibi olmuş. Hiçbirine gerek yok. Yani onlardan teknoloji almaya gerek yok. Makine kimya endüstrisinin mühendislerinin kafası bayağı iyi çalışıyor. Mükemmel roket yaparlar. Yabancı fikri, akla falan bizim hiç ihtiyacımız yok. Yani daha önce yapılan klasik roketlerin aynısını yapacaklar. Daha uzun menzilli. Çok rahat yapabilirler. O Fransızlara para ödemenin olacak iş değil o. Ondan baş edemezler. Türkiye'nin bütçesinin yarısı gider oraya. Çünkü her roket bilmem ne kadar mal alacak. Fransa sürekli parayı toplayacak. Olmaz öyle. Zaten o yüzden çok baskı yapmışlardı Fransa'ya. Kardeşim yani ona para güç yetmez. Hedefe mesela Almanlar da yapmıştı. Jiroskopla yönlendiriyorlardı. Yani öyle muazzam bir teknolojiye de gerek yok. Evet. Jiroskop kontrolü de yapabilirler. Yani o kadar hassas olmasına gerek yok. Hedef belli yani nihayet. Yani Kandil ucu bucağı olmayan bir arazi. Sen oraya 100.000 roketi konuşlandırırsan adam dehşete düşer. İki tane numune gönderirsin. Kanaati gelir. İran'ın karşısında böyle it gibi titremelerin nedeni bu. İran'a köpek gibi yaltaklanıyorlar. İran'da bölünme falan akılların ucundan geçmiyor. Ne federasyon, ne şu, ne bu. Asla. Mesela daha önce de söyledim, Abdullah Öcalan'ı sen İran'a teslim edeceksin. Gelir gelmez. Anında hemen alırlar, hemen vinçte asarlar. Hiç sorgusuz sualsiz. Çünkü mahkemesi bitmiş İran'da, konu kapanmış. İdam kararı verilmiş. Daha kapıdan girer girmez asarlar. Evet. Ve hatta onların Kandil'e götürüp orada asarlar. İran fantezi yapar yani. Evet. Kandil'in ortasına götürür orada asar yani. Adamlar kabadayı kardeş. Ya bu çekingenliğe gerek yok. Koskoca Türkiye ya bu ne oluyor böyle? O çekiniyor, bu korkuyor, öbürü titriyor. Birçok gazeteci, birçok insan böyle.
Ya İran'ın gücü var da bizim nasıl gücümüz olmaz ya? İran böyle bir teknoloji biliyordu, biz nasıl bilmeyiz yani? Ama o para tuzağı öyle. Çin'den, Fransa'dan falan anlaşılmaz, baş olmaz kardeşim. Çok hassas, teknolojik, harika yöntemler kullanmak istiyorlar. Çok ileri teknoloji kullanmak istiyorlar. Yani bu silah nihayetinde top mermisi atıyorsun sen. Onu sen, değil mi? Kör atış yapıyorsun. Kısmetleri iyiyse. Bunu top mermisi gibi düşüneceksin. Sallayacaksın, gidecek. O daha da ürkütücü onlar için. Yani nereden geleceğini bilmez. Çünkü arazinin her karışı vurulmuş olacak. İran'ın yaptığı o. Halı bombardımanı yapıyor. Yani boş olan hiçbir arazi bırakmıyor. Her yeri cehenneme çeviriyor. Bütün araziyi yakıyor yani. Tamamını yakıyor. Ve adamlar da ödü kopuyor tabii. Ya mağara, tağ, taş, her yer yanıyor yani. Mağaranın içi 2000 dereceye çıkıyor ateş, evet. Sıcaklık. Buhar oluyor içeridekiler yani. Onun için kayıtsız şartsız İran ne derse kabul ediyorlar. Topuk selamına. İran kadın kıyafeti giyin diyor, giyiyorlar. Oynayın diyor, oynuyorlar. Müthiş saygılılar İran'a karşı. İran'da mesela Türkiye'dekilerin kat kat fazlası PKK'lı var. Akılların ucundan dahi geçmiyor bölünme. Federasyon, özellik asla düşünmüyorlar. İşte herkes kendi dilinde konuşsun. Ana dilde eğitim. Ya İran direkt meşe değneğiyle onları acayip girer. Sırt sopayla böyle deli adamlar. Döve döve öldürürler onları yani. Ya mümkün değil böyle şey İran'da teklif etmek. Milyonlarca İnsan var orada, Kürt kardeşlerimiz var. Yüz binlerce de PKK'lı var. Evet. Hadi desinler, dediler ki ya burada Kürtçe eğitim yapılsın. Ana dilde eğitim. Lan orada niye diyemiyorsun? Tabii. Orada desene, madem öyle kabadayısın. İt gibi titriyorsun orada, köpek herif. Türkiye'de de nizami ordu var diyor. Yani illa kontrgerilla faaliyet istiyor Türkiye'de de. İlla gayri nizami harp istiyor. İlla ki özel harp yöntemler istiyor. Yani bu olursa diyor yeniliriz diyor. Ya kardeşim belalı günlere dönmeyi niye istiyorsun Türkiye'de? Demokrasi var işte. Otur oturduğun yerde belanı arama. Aklını başına al. Adnan Bey, 2011'de İran onlara karşı bombardıman yaptıktan sonra onlardan kaçtılar. Fakat Türkiye'de gösteri yaptılar İran'a karşı. Yine sokaklarda. Bir daha. 2011'de İran bombardıman yaptıktan sonra İran'dan kaçtılar. Fakat Türkiye sokaklarında yine gösteriler yaptılar İran'a karşı. ...2 milyon 200 bin kilometre kare genişliğinde bir alanda, yani Türkiye'nin 3 misli büyük alanda İran şimdi tatbikat yapıyor, askeri tatbikat. Yani dağı taşı nasıl cehenneme çevireceğini gösteriyor. Tamam. Adam onu bir görüyor, onun filmlerini. Kasılmadı, geri kalmıyor adamın. PKK'lıların. Akıl almaz yani, it gibi korkuyorlar ya, anlatamam yani korkularını. Mesela İran'ın bunun yapmasının nedeni o. 25 Aralık'ta başlayacak. Bütün dünyaya gövde gösterisi yapıyor. Bütün dünya orduları takip ediyor. Zaten çağırıyor, gelin buyurun diyor. Göstermeli çağırıyor, hep beraber seyredelim diyor. Adamlar abo diyor yani. Ya bunlarla hiçbir şekilde savaşılmaz diyor. Kuzey Kore de bunu yapıyor. Yani bir askeri manevra yapıyor. Amerika Amerika önce kabadelik yapıyordu Kuzey Kore'ye. İşte şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Sakın dediler, nükleer araştırmalar falan yapmayın. İflahınızı keserler. Kore denizde atom bombası patlattı. Bir hafta sonra. Cevap böyle ya. Cevap böyle yani. Bir de yani alışılmışın çok üstünde güçlü bir atom bombası patlattı.
Amerika ondan sonra süt dökmüş kediye döndü. Çıtı çıkmıyor. Eskiden sürekli sardırıyordu İran'a falan. İran'a karşı da şu an daha garibanlaştı Amerika. Yani atom bombası edebiyatı yapmıyor. 80'de Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmışlardı PKK. Lübnan ve Suriye'yi kaçmıştı hepsi. İran PKK üyesi olmak değil. PKK'ya sempati duydun ulan diyor. Evet. Her ay en az 10-20 kişiyi asıyor. Her ay. Caddenin ortasına getiriyor, sokağa bütün millete topluyor. Suçu ne diyorsun? Ya diyor PKK'ya diyor sempati duyduğunu duyduk diyor. Evet. PKK'yla ilgili olumlu konuşuyordu diyor. Öyle geldi kulağıma diyor. Öyle değil mi diyor adama soruyor. Evet öyle diyor. O zaman asalım diyorlar. Hepsini asıyorlar. Yani kahredici bir korku var PKK'da. Kardeşim Türkiye bu nedir ya? Gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Bu kadar alttan almanın alemi nedir ya? Evet. Ya bu kadar alttan almanın alemi ne yani? Ya paraysa para, güçse güç, imkansa imkan. Makine kimya, haberi askeri vasıtalar yapıyor, araçlar yapıyor, çeşitli böyle orijinal silahlar. Yurt dışına satıyor. Ya kardeşim bunlara vakit geçirecek durum var mı? Uzun menzilli roket yapın. 10 bin kilometre mesela, 20 bin kilometre menzilli. Ya akıl almaz bir güç olur yani Türkiye. Herkes sayılıyor. Ya PKK falan böyle kabalık yapamaz. Mesela 5 bin kilometre menzilli, orta menzilli roketler. Ne kadar? 200 bin adet. Hepsini Kandil'e doğru konuşlandırırsın. Adamlara süre verirsin. Daha sürenin, bak İran süre verdi, daha yarısı dolmadan arazi hepsi kaçtı. İran dedi ki itlik yapmayacaksınız, şakallık yapmayacaksınız, itirifler dedi. Bir şeyi anlatmak istediğinizde dedi, yani sırf da hani hürriyetinizi kaldırmışız gibi olmasın, Avrupa'ya falan ayıp oluyor dedi. 40'a 30 en fazla karton üstüne, beyaz karton üstüne yazı yazacaksınız. Eşek herifler dedi. En fazla harf boyutu da 5 santim olacak dedi. Anlaşıldı mı? 5 santim. Nezaketle dizileceksiniz kaldırımı kenarına, aşağıda inmek yok diyor. Böğürtü, bağırtı falan da istemiyorum diyor. Kıyafetle, nezaketle ne istiyorsanız kibarca söyleyeceksiniz diyor ama abartılı laflar da istemiyor sadece falan diyor. Ne söyleyeceklerini götürüp İran makamlarına gösteriyorlar. Tamam ne işiniz varsa görün diyor onlar da. Bu kadarına müsaade ediyorlar. Adnan Bey normalde Ruhani döneminde PKK'ya yönelik infazlar, idamlar daha arttı. Fakat buna rağmen en fazla Kürtlerden oy alıyormuş Ruhani. Normalde oradaki Kürtler de yani PKK'ya karşılar. Kardeşim her yerde PKK'lılara karşı Kürt kardeşlerimiz. Evet. Kürt demek dindar demektir ya. Bunlar Allahsız kitapsız. Ya bir Kürt Allahsız kitapsızı nasıl desteklesin ya? Hayır Allahsız kitapsız olsa sadece o tamam adam saygı duyarsın. Katil, psikopat, saldırgan dine de saldırıyor. Dindara da saldırıyor. Fitneci. Fitneci, ahlaksız, pislik herifler yani. Gaspçılar. Ya böyle karaktersizlere anlayacağı dilden anlatmak lazım. Sen diyorsun Kandil'e ben piyade askeri gönderirim. Kandil'e zaten piyade askeri gönderemeyeceksin çünkü sınır dışı. Ama yani sana saldırırlarsa sen oraya top atışı hakkın var. Uluslararası hakkın var. Ama asker sokamıyorsun. Fakat roket sokuyorsun. Ne yapacaksın? 100 bin roketi sen oraya konuşlandırdığında İki tanesini de deneme atışı olarak gösterdiğinde adama süre verirsin. Sana 48 saat müddet orayı boşalt dersin. O kadar. Köpek gibi gelir ayağın altını öper. Böyle kabadayılık yapmaz. Türk milletine bak kaç aydan beri, kaç yıldan beri kabadayılık yapıyor. Bu çok ayıp, bu çok çirkin. Milletimize hakaret ediliyor. Bize kabadayılık yapılıyor. Bu çakallara kabadayılık yaptırmasın devlet. İtlik yaptırmasın.
Kardeşim bu çok büyük bir ahlaksızlık bunların yaptığı. Bize bu hakarettir. Kimse bize kabadayılık yapamaz. Kardeşim gerekirse şehit oluruz bak. Ya bizim öyle bir şeyden çekindiğimiz yok. Ama kendimize kabadayılık yaptırmayız. Biz yaşamak azminde değiliz. Yani her olursa olsun yaşayacağız demiyoruz biz. Yani ölümü rahatça kabul ederiz. Yani şehitliği. Bu konuyu uzatmaya gerek yok. Ya adamlar illa yaşamak derdi. Ya kardeşim benim böyle bir derdim yok. Haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz yaşayacağına yok ol git. Atatürk diyor ya rahmetli. Bu böyle bir millet diyor. Böyle sefil, perişan yaşayacağına diyor. Helak olsun daha iyi diyor. Türk milletini aşağılatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Küçük düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Kimse de bunu yapamaz. Böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Bu ahlaksız çakalları sürekli konuşturmasınlar. Kara yılan bilmem ne falan. Pislik psikopat herifleri. Ahlaksız, karaktersiz, korkak herifleri. İran'ın karşısında it gibi titreyen, dansöz kıyafetini oynayan adamlar gelmişler burada kabadayılık yapıyorlar. Kadın kıyafeti giydirip oynatıyorlar ya PKK'lılar. Peşak korkudan ateşkes ilan ediyor o dönemde. İran kabul etmiyor. İki alternatif sunuyor bak İran. Dikkat edin. Ya diyor kamplarını basıp sizi öldüreceğiz diyorlar. Bak kamplarınızı basacağız ve sizi öldüreceğiz. Ya da bize teslim olacaksınız. Biz istediğimizi idam edeceğiz diyor. O zaman ikinci şartı kabul edelim bari diyorlar. Eşek gibi teslim oldular. İran yüzlercesini ifrat dizdi, hepsini astı. Ağlayarak köpek gibi teslim oldular. Sonunda bütün şartlarını kabul etti PKK, İran'ın. Bak şimdi Türkiye'ye şart kabul ettirmeye çalışıyorlar. Adam hapishanede, oradan talimat veriyor mafya babası gibi. Buradaki de titir titir titriyorlar ya. Baba şunu dedi, baba bunu dedi tarzında yani. Mafya babası gibi. Yani ben ilgili kişileri söylüyorum. Korkanları söylüyorum. Bu çok çirkin kardeş. Bu ne ya? Önü yok, sonu yok yani bunun. Türkiye İran kadar olamıyor mu? Hiçbir eylem yapmama söz verdiler PKK. Sıfır eylem yapıyor şu an. İran'a da bir kilometreden fazla yaklaşmama söz verdiler. Bak çok acayip. Ve diyor bak İran. Hiçbir İranlı PKK'ya katılmayacak diyor. Yani İran kimliği taşıyan eğer herhangi bir kişi PKK'ya katılırsa hepinizi cayır cayır yakarız diyor. Napalm bombasıyla. Ötleri koptu. Mesela diyor ki İran'dan adam ya diyor ben PKK'ya katılabilir miyim? Aman 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 diyor. Aman gözünü yiyeyim sakın diyor. Hiçbir şekilde katılım yok İran'dan. İran kimliğinden asla PKK'lı olmayan adamlar. Bir kişi olursa diyor, yani bir kişi katılırsa hepinizi napalmdan yakarız dedi İran. Bir kişi bırakmayız dediler. Köpek gibi korkuyorlar. Ya kardeşim her gün Türkiye'ye kabadayılık yaptırıyorlar. Ayıp, günah ve çok çirkin. Buna bir son versinler. Ya sıkıldık artık yani. Kara yılan kim oluyor ya? Git al gel adamı ya. Bu kadar kolay. Yeri belli adamın. Bu kadar buna kabadayılık yaptırmanın alemi ne yani?